Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tolla biraz Amerika'yı ama Avrupa'yı da ve Türkiye'yi konuşacağız. Suriye'yi konuşacağız özellikle. Arkadaşlar merhaba. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bir açıklama yaptı ve Fırat'ın doğusuna operasyonun hazırlıklarının tamam olduğunu, birkaç gün içerisinde operasyonun başlayacağını söyledi. Hedefin teröristler olduğunu, kesinlikle oradaki Amerikan ordusu olmadığını söyledi ve orada ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri ile koalisyonun gerekçesi olan IŞİD'le mücadelenin inandırıcı olmadığını, Suriye'de kendi deyimiyle DAEŞ'ın kalmadığını, eğer varsa bile bunu da kendilerinin halledebileceğini söyledi. Bu size ne anlama geliyor? Sizce ne anlama geliyor? Gönül, senle başlayalım mı? Aslında çok tipik Ruşen bu. Ne zaman iç siyasette Erdoğan seçimler yaklaşsa ya da işte zorlu bir dönemden geçse Suriye'ye müdahale ediyor Türkiye. İlk kez işte 15 Temmuz'dan sonra girmişti Türkiye. İkincisi yine seçimler için bu Afrin'e girilen dönemi hatırlayalım. İşte milliyetçi oyları devşirmek için olmuş. Şimdi yeniden seçimler gündemde, ara seçim, yerel seçimler olacak ve biz yine Suriye'ye işte Fırat'ın doğusuna giriyoruz söylemlerini duyuyoruz. Bu mümkün mü? Artık bu o kadar çok oldu ki hani mümkün değil demek güç. Olabilir. Türkiye bunu yapabilir. Tabii bu çok riskli bir şey. Bu Amerikalıların çok endişe duyduğu bir şey. Çünkü biz her ne kadar Erdoğan bizim hedefimiz Amerikan askeri yok dese dahi sonuçta böyle bir operasyonda orada Amerikan güçleri var 2000'e yakın. Eğer bir şekilde taraflar arasında kazara bir çatışma çıkar ve bir Amerikan askeri ölürse tabii bu ikili ilişkiler için çok ciddi bir kriz anlamına geliyor. Özellikle de bugün bunu daha sonra konuşacağız yani Trump yönetiminin içinde bulunduğu o iç siyasetteki sıkışmışlık durumunu düşündüğünde Türkiye'nin attığı böyle bir adım Trump ne kadar istese de ikili ilişkileri onarılamaz bir yere getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden son derece riskli ama olabilir ve olabilir. Bunda tabii Rusya'nın da parmağının olduğunu unutmamak lazım. Bence Rusya gerçekten uzunca bir süredir Suriye'deki stratejisinin önemli bir ayağı olarak Türkiye ve Amerika'nın arasını açma niyetindeydi ve bunu aslında kısmen de başarmıştı. Ve Türkiye'nin işte nehrin doğusuna saldırma planını Ruslarla görüşmüş, konuşmuş olduğunu tahmin ediyorum. Ve Ruslardan bir yeşil ışık almış olması olası. Ama dediğim gibi bu son derece riskli olur diye düşünüyorum. Ömer, senle devam edelim. Öncesinde şunu da hatırlatayım. Orada Amerikan ordusunun kurduğu bir takım üslerin amacının Türkiye'yi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğunu, özellikle radarlar için söylüyor da vurguladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle Suriye'de tam bir sanki güvensizlik, karşılıklı güvensizlik var. Öyle çıkartıyorum. Ne dersin? Bu güvensizlik yıllardan beri devam ediyor. 2014'ten beri devam ediyor. Kobani'deki dönüm noktasından itibaren Obama yönetimiyle başladı. Trump'la ümitler arttı fakat Trump'ın da istediğini yapamadığını görünce Türkiye bu sefer askeri yöntemlerle Türkiye aslında bir bakıma ciddi olduğunu gösterdi. Hep bir Fırat'ın doğusu batısı tartışması yaşanıyordu. Membiç'te sanki bir anlaşmaya varılmış gibi dururken aslında sorunların devam ettiği ortada. Bu rahip kriziyle, Andrew Brunson kriziyle Türkiye-Amerika ilişkileri ciddi bir ekonomik boyut kazanmıştı. Sonrasında bir rehavete kapıldı. Sanki Brunson sonrası ilişkiler düzeliyormuş gibi bir havaya girildi. Ama hep bu programda konuştuğumuz yapısal sorunlar devam ediyor. Yapısal sorunların başında da Suriye geliyor. Suriye'de şunu unutmamak lazım. Amerika-Türkiye ilişkileri Suriye'de çok ciddi bir kırılma yaşadı. Yani ilk defa Türkiye'nin hayati tehdit olarak gördüğü, ulusal güvenlik meselesinde bir numaralı mesele olarak gördüğü PKK'ya
Amerika askeri destek veriyor duruma geldi Suriye'de. Amerika açısından da bir numaralı tehdit olarak gözüken cihatçı gruplar, başında da IŞİD geliyor. Bunlar konusunda da Türkiye yeterince sert davranmıyor. Hatta bazı cihatçı gruplara, El-Kaide'ye yakın olabilenlere göz yumuyor. Ve İdlib'deki anlaşmada da bir bakıma Türkiye bu cihatçı gruplar üzerindeki etkisini göstermiş oldu. Dolayısıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinde sadece farklı bir tehdit algılaması değil, iki ülkenin tehdit olarak gördükleri, hayati tehdit olarak gördükleri konularda bütünüyle zıt pozisyonlarda olmaları, yani birbirlerinin tehditlerine destek veriyor durumda, onlarla organik ilişki içinde oldukları gibi bir yapı, bir durum ortaya çıktı. Bu gösteriyor ki Amerika-Türkiye ilişkileri, yani iç politikadaki meseleler de dahil olmak üzere artık geri dönülmesi çok zor bir noktaya geldi. Bundan da Gönül'ün bahsettiği üzere en yararlı çıkan ülke Rusya oluyor. Türkiye-Amerika ilişkileri böyle bir aşamaya gelmişken, Türkiye'nin S-400'ler konusunda geri adım atması son derece zor. Trump'ın da Türkiye'nin jest beklerken, mesela Halkbank konusunda bir jest yapması, Halkbank'a cezayı indirmesi son derece zor. Türkiye blöf yapmadığını kanıtlamak istiyor. Yani gireriz, gerçekten gireriz, bize inanın demek istiyor. Bu konuşmayla da Erdoğan bunu yapıyor. Yani biz gerçekten ciddiyiz diyor. Burada da Amerika'nın bir tercih yapması gerekecek. Yani Amerika gerçekten bir tercihe zorlanıyor şu anda. Türkiye ile ilişkiler devam edebilir mi? Bütün zorluklara rağmen, Kürtlere rağmen. Kürtlerle ilişkiler devam ederse bunun bedeli Türkiye mi olacak? Burada Amerika bu tercihi yapmamak için tahminim, eğer Türkiye gerçekten girerse bölgeye, muhtemelen çok derine inmeyecek. IŞİD'le yani çok güneye inmeyecek Türkiye. Muhtemelen Amerikan özel timleri de, özel güçler de daha güneye, Derel Zor bölgesine indirilebilir. Bu Amerika açısından en tedbirli adım olur. Çünkü Türkiye ile herhangi bir durumda Amerikan askerinin karşı karşıya gelmemesi sağlanmış olur. Zaten IŞİD'le mücadele de benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'ye yakın bölgelerde değil, daha güneyde Derel Zor bölgesinde devam ediyor. Ve Trump da aslında IŞİD'le mücadelede önemli bir yere geldik diyor. O kadar zor durumda ki Trump, birazdan konuşacağız içeride Amerika'da. Özellikle IŞİD konusunda son zamanlarda sadece bir aylık bir vakti kaldı, hallettik gibi şeyler söyleyebiliyor. Bu da Türkiye'ye Erdoğan'ın söylediğini söyletme şansı tanıyor. Yani zaten IŞİD meselesi de bitti, hala ne işimiz var burada diyor. Ama CENTCOM'dan askerlerle konuştuğunuzda her zaman olduğu gibi Trump'ın çok doğruyu söylemediğini anlıyorsunuz. IŞİD'le mücadele bitmedi diyorlar. Gerçekten de Derel Zor bölgesinde Suriye demokratik güçleri son derece ciddi kayıplar veriyorlar. Ve Amerika hava saldırısıyla bir bakıma denge kurmaya çalışıyor. Öyle zannedildiği gibi bitmiş bir savaş yok ortada. Kürt güçlerinde, özellikle YPG güçlerinin de kuzeye çıkması, Türkiye girecek diye kuzeye çıkması güneydeki mücadeleyi aksatıyor. Bundan çok şikayetçi Amerikan askerleri. Yani çok zor bir döneme giriyoruz tekrar. Burada Gönül, şöyle devam edelim. Şimdi olayın Türk-Amerikan ilişkileri boyutu dışında bir de Suriye boyutu var. Sonuçta şu anda Türkiye, Suriye'nin kuzey bölgesinde önemli bir bölümü zaten denetim altında tutuyor. Orada asker var, Türk askeri var. Şimdi doğuya doğru, yani Fırat'ın batısından sonra Fırat'ın doğusuna doğru bir operasyon söz konusu ve sanki Suriye'nin kuzeyinin tamamı Türkiye tarafından, Türk ordusu tarafından kontrol edilecekmiş gibi bir sürece doğru gidiyoruz. Bu olay sadece Türk-Amerikan ilişkileri anlamında değil, Türkiye-Suriye ve Türkiye-İran ve Türkiye-Rusya ilişkilerini de etkilemeyecek mi? Yani Türkiye'nin Suriye'nin bu kadar önemli bir bölümünü kontrol etme ihtimali. Evet, kesinlikle Ruşen. Zaten hep ne söylüyorduk? Hep Türkiye'nin Rusya ile Suriye içerisinde bulunduğu ittifakın geleceğini tartışırken diyorduk ki bu aslında ittifakın sınırlarını test edecek olan şey işte İdlib'den sonra Rusya'nın takınacağı tutum diyorduk. Şimdi bugüne kadar
şunu söylemek gerekiyor. Ben tabii geçen hafta yoktum. Benim konferansımda konuşulan konulardan bir tanesiydi. Amerikan Dışişleri'nde işte Suriye dosyasına bakan bir insan vardı panellerden bir tanesinde ve ben de paneli modere ediyordum. Ve orada benim söylediğim şey vardı. Dedim ki Suriye'de aslında Türkiye şey durumda, marjinalize olmuş bir durumda. Buna çok kesin bir dille reddetti. Dedi ki hayır, Türkiye aslında çok güçlü Suriye'de. Fakat benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Türkiye'nin Suriye sahası içerisinde hareket edebilmesinin, kendine manevra alanı bulabilmesinin, işte iki tane askeri operasyon yapabilmesinin nedeni Rusya ile kurduğu ittifak. Yani Rusya olmadan Türkiye'nin sahada bir varlık gösterebilmesi çok güç. Hatırlayalım, yani bütün Türkiye'nin Suriye yaptığı operasyonlar Rusya'nın yeşil ışık yakmasının ardından geldi. Ve bu sayede Türkiye bir varlık edinebildi Suriye'de. Şimdi bu Rusya neden bunu tolere ediyor? Şimdi İran ve rejimi de tolere ediyor. Rusya'nın baskısıyla tolere ediyor. Fakat Rusya'nın temel olarak bunu tolere etmesinin sebebi, her şeyden önce bir Amerikan varlığı var. Yani bu Amerikan varlığından çok büyük rahatsızlık duyuyor Rusya. Ve Amerikalıların Kürtlerle yapmış olduğu ittifaktan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Ve Türkiye'yi destekleyerek hem yani bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyor Rusya. Hem Kürtleri zayıflatıyor. Yani mesela Türkiye'nin Afrin'i alması Kürtler için önemli bir darbeydi. Aynı şekilde Amerika ve Kürtler arasındaki işbirliğini güçleştiriyor. Ve son olarak da Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliyor. Fakat şeyi anladığı zaman Rusya, yani İran işte Amerika Suriye içerisindeki işte misyonunun sonuna geliyor. Bunu algıladığı zaman ya da İdlib'den sonra, mesela İdlib'de bir hali hazırda yürürlükte olan bir anlaşma var, Türkiye'den beklentiler var. İdlib'den sonra ne olacak? Rusya hala tolere edecek mi Türkiye'nin askeri olarak Suriye içerisinde yaptıklarını? Ben zannetmiyorum. O tolere etse dahi rejim ve İran tolere etmeyecek. Dolayısıyla öyle bir noktaya geleceğiz ki bence Türkiye'nin bu kadar kendi nüfusu altında geniş toprakların olması kuzeyde bu üç aktörü de rahatsız edecek ve bir noktada Türkiye'nin askeri olarak çıkmasını isteyecekler. Bu da ilişkileri gelecek, çünkü görüyoruz ki gerçekten Türkiye orada uzun vadeli kalmak istiyor. Yani sadece bir askeri varlık göstermiyor. Orada posta ofisleri kuruyor, yerel şeyleri, güvenlik güçlerini eğitiyor. Türkiye'den öğretmenler gönderiyor, oradaki çocuklara Türkçe öğretiyor. Yani kendisine Suriye'de askeri varlığın dışında bir nüfus alanı açmak istiyor. Bu da Türkiye'nin Suriye içerisinde uzun dönemli kalmak istediğini, bir etki alanı yaratmak istediğini gösteriyor. Ve bu bence Rusya'nın da, rejimin de, İran'ın da uzun vadede kabul edeceği bir durum değil. Ve bir noktada bir çatışma olacak. O nedenle bence Türkiye'nin aslında Suriye'deki stratejisini düşünürken şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Belki de Amerika'nın Suriye içerisindeki varlığı Türkiye'nin elini güçlendiren bir durum. Çünkü Amerika olmasa bölgede, Suriye'de, Rusya'da, rejimde, İran'da çok daha çabuk Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını isteyebilir. O nedenle burada hassas bir denge var ve uzun vadede de Türkiye'nin bu Rusya ve rejim ve İran'la içinde bulunduğu ittifak sarsılabilir. Ömer, demin ikiniz de bahsettiniz Trump'ın durumu hiç de iyi değil diye. Bir özetlesene, ne oluyor Trump'ın sıkıntıları? Başından beri, seçildiği andan itibaren sıkıntıları var ama şu dönemde, özellikle şu konjonktürde ne gibi sıkıntıları var? Ara seçimlerde temsilciler meclisinin çoğunluğunu demokratlara kaptırmanın dışında neler var sorun olarak, Trump'ın sıkıntıları olarak? Temelde hukuki bir süreç nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu Mueller soruşturması yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Ve 3 isim üzerinden ağırlıklı olarak giden bazı kanıtlar artık medyaya da çıktı. Ve bütün oklar Trump'ın yalan söylediğini, danışmanlarının da yalan söylediğini gösteriyor, avukatlarının da. Şimdi 3 isim, bunlar Paul Manafort, kampanyanın
başındaydı kampanya yeni başladığında. Özel avukatı Michael Cohen ve ulusal savunma birinci ulusal güvenlik danışmanı. Ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn. Bu üç isim şu anda yavaş yavaş söylediklerini Mueller'e söylediklerini basın keşfediyor. Ve bunların başında şu geliyor. Michael Cohen özellikle Trump'ın özel avukatı, Trump'ın ilişkisi olan bazı kadınlarla bunların susturulması için paralar verildiğini söyledi. Ve bu paraların kendisi tarafından verildiğini, Trump'ın kampanya parası olduğunu da bir şekilde Mueller komisyonu kanıtlıyor. Dolayısıyla bir kere kampanya parasının Trump'ın özel harcamalar için harcanması ve bu özel harcamaların da Trump'ın ilişkisi olan bunların bir kısmı fahişe, kadınların susturulması konusu. Bu başlı başına bir skandal. Bu yetmiyormuş gibi, yani bu önemli skandal yetmiyormuş gibi bir de Michael Cohen'ın 2016'da Moskova'ya gidip, Moskova'da Putin'in danışmanlarından biriyle Trump'ın Moskova'nın merkezinde bir gökdelen yapması, Trump Tower yapması için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Daha kampanya devam ederken ve bu aslında Trump'ın sürekli yalanladığı bir şeydi. Yani benim Ruslarla hiçbir finansal ilişkim yok diyordu. Ortaya çıktı ki yıllardan beri Moskova'da gayrimenkul konusunda yatırım yapıyor ve aslında en büyük amacı da yatırım yapmak dışında kendisi Trump Tower kurmak istiyor bir tane. Ve bunu da Putin'in danışmanlarından biriyle yapıyor. Bunların üzerine bir de Mike Flynn'in dosyası var. Onun da gerek Türkiye'yle gerek Rusya'yla lobicilik faaliyetlerini açıklamamış olması. Bundan Trump'ın haberdar olması var. Şimdi bu üç mesele bir araya gelince demokratların da siyasi başarılarıyla dolayısıyla şu anda demokratlar temsilciler meclisinde çoğunluğu almış durumda. Trump'ın acaba azlettirilmesi, impeach edilmesi gibi bir konuda yeni ivme ortaya çıkar mı konusu var. Ve burada şu anda bir siyasi değerlendirme yapılıyor. Temsilciler Meclisi impeachment yani görevden alma, azletme konusunda düğmeye basabilir. Trump bu sefer kendisi senatonun bu ne oy vereceğine bakar. Senato'da yeterince gücü yok demokratların ama sadece meclisten, temsilciler meclisinden çıkacak bir kararla bile Trump ifade vermeye çağrılabilir. Yani Trump ifade vermeye çağırırsa, ifadesinde yalan söylerse o zaman senatoya da gerek kalmadan kendisi bu sefer çok daha ciddi bir baskı altında kalabilir. Yani yemin etmesine rağmen yalan söylüyor durumuna düşerse bu sefer daha ciddi bir baskı altında kalacaktı. Bütün bunlar ne gösteriyor? Şunu gösteriyor. Demokratlara bağlı. Demokratlar eğer isterlerse şu anda Trump'ı köşeye sıkıştırabilirler. Fakat Trump'ı görevden almak demek aslında siyaseten bir bakıma Trump'ın tabanını mobilize etmek demek. Trump'ın bir bakıma bir siyasi savaşa başlaması demek. Ve eğer kaybederse başkan yardımcısı Mike Pence bu sefer başkan olacak. Mike Pence de aslında bütün açılardan baktığında Trump'tan çok daha merkeze yakın. Hem Trump'ın tabanına seslenebilecek hem de Cumhuriyetçi Parti'nin merkezine yani establishment'a seslenebilecek bir isim. O yüzden demokratlar açısından çok da mantıklı değil gibi gözüküyor Mike Pence'i göreve getirmek. O nedenle siyasi tartışmalar var. Trump da bu tartışmaların arasında kendini kurtarmak için dün Meksika ile duvarı gündeme getirdi. Ve Nancy Pelosi ile Chuck Schumer'ı Beyaz Saray'a çağırarak normalde kapılar arkasında yapılması gereken bir müzakereyi basına açtı. Ve tam bir siyasi şov yaparak bütün gündemi şu anda Meksika duvarına ve bu Meksika duvarı eğer kurulmazsa hükümetin yani Amerikan devletinin finansmanını durduracağım dedi ve hükümeti kapayacağız dedi. Dolayısıyla burada bazen böyle olabiliyor. Birdenbire bütün devlet kurumları paralize oluyor ve finansal nedenlerle Amerikan devleti tatile giriyor. Yani tatile girmek zorunda kalıyor çünkü bütçe sorunu çıkıyor. Şimdi bu tartışılıyor durumda. Köşeye sıkışmış durumda Trump ama gündemi gayet ustaca bir şekilde kendi istediği yöne çevirdi. Gönül bu noktada şunu soracak olsam
Bütün bu Trump'ın zor durumu, dış politikasını, Amerikan dış politikasını ve tabii bizi daha çok ilgilendiren kısmıyla Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Tabii Trump'ın burada manevra kabiliyeti çok azalacak Ruşen. Çünkü o kadar sıkışmış bir durumda ki, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Azledilme durumu gündemde ama çok yani olası görünmüyor. Bugüne kadar iki tane Amerikan başkanı hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil kararı çıktı. Andrew Johnson ve Bill Clinton hakkında. Fakat Senato'da bu reddedildi. Yani Senato burada anahtar. Temsilciler Meclisi başlatıyor bu süreci. Temsilciler Meclisi ocağın sonundan itibaren demokratların eline geçecek. Dolayısıyla orada bir problem yok. Bu başlatılabilir. Fakat Senato'da %67 67 tane senatörün onaylaması gerekiyor. Yani 3'te 2'sine tekabül ediyor. Böyle bir çoğunluk olmadığı için muhtemelen bu bir yere gitmeyecek. Fakat bu sürecin başlatılmış olması dahi, Temsilciler Meclisi'nde başlatılmış olması dahi Trump'ı çok aslında utanç verici bir duruma sokacak ve çok çok başı sıkışacak. Böyle bir durumda tabii bu kadar içeride sıkışmışken en taviz verebileceği konular dış politika konuları. Suudi Arabistan'ı da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Khashoggi olayından sonra Trump yönetimi Muhammed Bin Salman'ın yanında durma kararı almıştı. Fakat bu yeni dönemde Ocak'tan itibaren kongrenin dikkati özellikle iki tane ülkede olacak. Türkiye bunlardan bir tanesi. Türkiye ve Suudi Arabistan. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde içeride bu kadar sıkışmışken Trump'ın dış politika konularında kongreye taviz vermesi olası. Ve kongre hem Türkiye konusunda hem Suudi Arabistan konusunda çok şahin bir yerde. Yani bu şey olarak pratikte ne anlama geliyor Türkiye konusunda? Mesela işte Ömer'in bahsettiği gibi Halkbank meselesinde ki müzakereler devam ediyor Türk tarafı ve Amerikan tarafı arasında. Halkbank konusunda mesela Trump mümkün olduğunca Türkiye'yi memnun edecek bir sonuç için uğraşıyor. Fakat kongre bastırabilir. İşte S-400'lerin teslimi söz konusu yine ilişkileri çok geren bir durumdu. Bu konuda da kongre çok daha bastıracaktır mevcut konjonktürde. Ve Trump'ın çok fazla Türkiye'yi memnun etmek adına atabileceği adım olmayacak. O nedenle Trump içeride ne kadar sıkışırsa Türkiye konusunda da eli o kadar zayıflayacak gibi görünüyor. Ömer, biraz Avrupa'dan konuşalım. Geçen hafta seninle sarı yelekleri konuştuk ve Macron sonunda bir nevi geri adım attı ama beklentileri tam karşılamamış gözüküyor. Ne diyorsun? Fransa yine bu cumartesi yine karışacak mı yoksa olay sönmeye mi gider? Öyle gözüküyor ki kolay kolay sönmeyecek. Bu alttan gelen bir dalga sadece geçmişteki grevler gibi değil, çok daha toplumsal tabanı geniş bir dalga. Bir de Trump, tabii Macron'un siyasi bir partisi olmadığı için çok güçlü. Yani sağlam bir tabanı olmadığı için izole gözüküyor. Bu kendi partisi biliyorsunuz sonuçta sadece %20'lerde dolaşan bir partiydi. Ve sağ ve soldan aldığı desteklerle iktidara geldi. Şu anda o sağdan ve soldan gelen destek, toplumsal destek bütünüyle çekilmiş durumda Macron'un arkasında ve aslında yani belki de 10-20 yıldır birikmiş olan bir toplumsal ve ekonomik öfke sadece asgari ücretin arttırılması ve bazı vergilerin düşürülmesiyle sönecek durumda değil. Yani bana göre Macron'un siyasi hayatının devam etmesi için bütün yapısal reformları rafa kaldırması gerekecek. Emeklilik yaşının arttırılması, işsizlik sigortalarıyla ilgili reformlar, kamu harcamalarıyla ilgili reformlar, sendikalarla ilgili reformlar, iş piyasasında daha esneklik getirilmesi gibi reformlar. Yani Fransa'nın işsizlik meselesini halletmesi için atılması gereken bütün reformları rafa kaldırması gerekecek. Bu demek ki şu anda Macron aslında siyaseten çok zor bir seçim yapmak zorunda. Ya bütünüyle geri adım atacak ve iktidarda kalacak ya da istifaya zorlanacak. İstifaya zorlanırsa da Avrupa'daki gelişmelere baktığımızda Merkel de çok çok zor bir durumda. Brexit malum, İtalya malum. Geçen hafta konuştuğumuz gibi
Bunun Avrupa Birliği içinde çok ciddi etkileri olacak. Çünkü Macron'un istifasından yararlanacak kesimler sağdaki ve soldaki popülist kesimler olacaktır. Gönül, senle de Brexit'i konuşalım ve bu haftayı noktalayalım istiyorum. Bu tabii Brexit'in Avrupa Birliği için önemi kadar Amerika Birleşik Devletleri için de önemi var. Çünkü Avrupa'daki ABD'nin en önemli müttefiki geleneksel olarak Britanya ve May çok kötü sıkışmış durumda. Oylamayı ertelemek durumunda kaldı vesaire. Ne diyorsun Brexit, bu İngiltere burayı kazasız belasız atlatabilecek bir durumda mı, yoksa İngiltere'de de büyük değişiklikler beklemeli miyiz? Çok çalkantılı, çok kaotik bir durum var Ruşen. Biliyorsun bir oylama yapılacaktı. Theresa May, İngiltere Başbakanı Avrupa ülkeleriyle bir anlaşmaya varmıştı Brexit konusunda. Ve bu anlaşma oylanacaktı. Fakat İngiliz parlamentosunda May'in Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü parlamentoda büyük çoğunluk anlaşmayı yetersiz buluyor. Özellikle sıkıntılı konular arasında İrlanda meselesi var. Bir tane May'in Avrupalılarla yaptığı anlaşmaya göre İrlanda sınırıyla ilgili bir maddesi var ve bu maddeye göre şimdi biliyorsun İrlanda Cumhuriyeti var, o Avrupa Birliği ülkesi, bir de Kuzey İrlanda var. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'ın parçası. Theresa May'in Avrupa liderleriyle vardığı anlaşmaya göre bu İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır olmayacak. Ve böylece aslında İngiltere Gümrük Birliği'nin bir parçası olarak kalmaya devam edecek. Ve buna bir sınırlandırma getirmemiş. Hani bir gün karar verilir bu sınırın statüsü hakkında denilmiş ve bırakılmış anlaşmada. Şimdi İngiliz parlamentosu buna karşı çıkıyor. Ve diyor ki bu netleştirilmiş. Theresa May'de yeniden müzakere edeceğini söyledi. Hatta bir Avrupa turuna çıktı. Avrupalı liderlerle konuşuyor. Ve bugün duyduğumuz kadarıyla Avrupalı liderler yeniden müzakere söz konusu değil diyor. Merkel'le en son görüştü. O da dedi ki hali hazırda bir zaten anlaşma var. Yeniden müzakere etmeyi düşünmüyoruz dedi. Şimdi bu tabii Theresa May'in elini çok çok zayıflatan bir durum. Zaten bu akşam parlamentoda May hakkında bir güven oylaması yapılacak ve koltuğundan olabilir. Kendi partisi içinde dahi bu anlaşmaya çok eleştirel bakan bir sürü insan var. O nedenle zor bir durumda Theresa May. Ama bir de şey var, bir tarih var. Mart, zannediyorum Mart'ın sonuna kadar bir anlaşma geçmek durumunda. Eğer geçmez ise o zaman tabii çok sıkıntılı bir döneme girilecek. Çünkü anlaşmasız ayrılık söz konusu olacak. Yani anlaşma yapılmadan İngiltere ayrılmış olacak Avrupa Birliği'nden ve bu da bir sürü teknik, ticari, ekonomik sorunları getirecek. O nedenle aslında çok çalkantılı bir sürecin başındayız gibi görünüyor. Ve bu da tabii popülist sağ partilere yarıyor. UKIP gibi, bunlar Avrupa Birliği'ne karşı çıkan, hatta yakın bir zamanda İslam karşıtı bir söylem de tutturan partiler bu kaostan faydalanıyorlar. Halkı mobilize ediyorlar, gösteriler yapılıyor Londra'da. Hemen ayrılmalıyız, Theresa May bize ihanet etti söylemleri var. Dolayısıyla İngiltere siyaseti zor bir döneme giriyor gibi görünüyor. Evet, burada Transatlantik'i noktalayalım. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.